Ortodontik tedavi yöntemleri kısaca iki başlık altında toparlayabiliriz. Birincisi hareketli tedavi yöntemleri ve ikincisi sabit tedavi yöntemleridir. Hareketli tedavi yöntemleri genellikle çocuklarda daha böyle az çapraşıklığın olduğu ve az diş aralanmaların olduğu durumlarda uygulanır. Ayrıca bizim fonksiyonel tedavi dediğimiz yani kasları ve bazı iskeletsel yapıları hareketlendirerek yaptığımız hareketli tedaviler de vardır. Bunlar da çenelerin geride olduğu, önde olduğu durumlarda işe yaramaktadır. Sabit tedavi yöntemlerinde ise konvansiyonel braketler kullanılmaktadır. Bu braketlerin de pek çok çeşitleri vardır. Kimisi metal, klasik anlamda gördüğümüz, kimisi de safir veya porselenden yapılan, daha estetik görünen, diş rengine uygun olan braketlerdir. Bu braketlerle daha büyük bozuklukları, dişlerin dönmüş olduğu, çok daha fazla aralanmaların olduğu tedavileri kolaylıkla yapabilmekteyiz. Hareketli ve sabit tedavilere ek olarak bir de bizim kullandığımız ağız dışı apareller vardır. Yani hastanın takıp ve çıkardığı hareket apareillerdir. Bunlar bazı maskeler, headgear dediğimiz enseden öne doğru gelen ve üst çenenin daha fazla öne doğru büyümesini engelleyen apareillerdir. Bu tür ağız dışı apareilleri de genellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde kullanmaktayız. Çünkü ileriki dönemlerde bu tür apareiller fazla sonuç vermemektedir. İşte bu nedenle de cerrahi durumlar gerekebilmektedir.